Evet, Fenerbahçe'de transfer gündeminin ilk sırasında forvet de değil, golcü, bitirici özelliği güçlü olan, kuvvetli olan bir golcü ihtiyacı var. E, o isim de Pesic gibi görünüyor. E, Pesic'e e, yine Hulshtein'in de bir e, teklifi olmuştu ama e, Fenerbahçe İstanbul'da kalacağını ifade etmişti futbolcu. Bu anlamda Fenerbahçe bir adım önde gibi görünüyor e ve Max Meyer'i de takasta kullanmayı planlıyor Sarı Lacivertler çünkü bir yabancı ile yollarını ayırmak zorunda. O kısma gelmeden biz hemen Pesic tercihi doğru olma bunu konuşalım isterseniz Pesic tercihi şöyle bu şu an ülkedeki performansın ligdeki performansını düşünürsek <laughs> yani lig içerisinde yönelebileceği en mantıklı en makul oyuncu gibi gözüküyor. Haftalar önce benim içimden geçmişti aslında. Hani acaba Fenerbahçe forvet golcü arayışında Süper Lig içinde Karagümrük'ten Pesic hamlesi gelir mi diye. Şimdi haber çıktı ama Karagümrük tarafı nasıl bakıyor? Sayın Başkan Süleyman Hurma bu böyle bir takasa ya da böyle bir transfere ne kadar izin verebilir? Çünkü Lig'in şu an gol kralı. Bir e, hemen istatistiğine bakalım PES içinde. 1658 dakika süre aldı. Alexander Pesic ligde 2 asisti, 12 golü var ve 21 maç oynadı. Alexander Pesic liginde gol kralı zaten. Hemen böyle destek evet, istatistik olarak de. gayet yani bulunduğu takımı da düşünürsek gayet iyi. Ama şöyle sıkıntılar var. Ee, özellikle golcü oyuncularda. Oynadığı takım Fatih Karagümrük. Fatih Karagümrük'ün oynadığı oyun farklı bir oyun. Oyun kurguları farklı. Fenerbahçe'nin kadro yapısı ve oyun kurgusu farklı. Geldiği zaman takım içerisinde ne kadar katkı sağlayabilir? Bunlar hep soru işaretleri. Çünkü evet oyuncunun geçmişine bakmak önemli ama esas takıma geldikten sonra takıma vereceği katkı ne kadar olacak? Onu evet. hesaplamak çok zor. Galatasaray için söylediğim aşağı yukarı yani o grup içerisinde bir şeyleri çözmekten bahsettim ya e Fenerbahçe'de de bana kalırsa o yani sezon başından beri söylüyoruz yine en iyi kadrolarından birine sahip Fenerbahçe oyuncu olarak tek tek baktığımızda ama Gerçekten. maalesef Perere zamanında da hem sistemini eleştirdik hem oyun kurgusunu hem oyun oyuncu seçimlerini şimdi İsmail Hoca yeni geldi e ne kadar katkı verecek takıma bu aradan sonra oyun kurgusu nasıl olacak? Oyuncu tercihleri nasıl olacak? Çünkü baktığımız zaman Fenerbahçe'de aslında o gol işini yapabilecek bir oyuncu var. Serdar bunu yapabilir. Çünkü Serdar hedef oyuncu orada. Serdar'a top getirdiğiniz zaman her seferinde bunu gösterdi. Oyuna sonradan girdiği zamanda, ilk 11 oynadığı zamanda hep o katkısını gösterdi. Oyun kurgusunda Oyun gelişiminde sıkıntı var Fenerbahçe'nin. İsmail Hoca'nın önce bunu halletmesi lazım. Ben motomot Fenerbahçe'nin şu mevkiye, net şu oyuncuya ihtiyacı var diye bir şey söyleyemem. Söylenmez çünkü yani bu kadro... Sağ bek lazım Hı. bence dörtlü oynayacaksa. Bir tek Sangare var. Ferdi de şimdi oynayabiliyor biliyorsun. Çünkü Ferdi Yazık çok Ferdiydi oraya kullandırmak Ama ya. şöyle o konuda çok iyi. i̇yi oynuyor evet, orada. Çok iyi bir gelişim gösterdi. Çok oyuncu var Serkan böyle biliyorsun. Hani başka mevkiden Arda var mesela. Başka yani, mevkiye oynamıştı evet, Manisa'da. Manisa'da. Çok uzun süre bütün sezonlarda neredeyse Sabek oynamıştı ve Galatasaray'a geldiği zaman onun çok ekmeğini yedi. Aynen. Arda. Çünkü oradaki fiziksel şeyle Ofans da daha rahattı Arda. Doğru. Şimdi Ferdi de zaten bir potansiyel var Ferdi'nin. Sağ bekte de, de sezon başından beri çok oynadı. Sağ bek oynadı, sol bek oynadı. Üçlünün sağında, solunda. Ben yine bekliyorum onu. Çok geliştirdi kendini. Mesela o sayı aynı gelişimi göstermedi o mevki konusunda. Pereira'nın bir katkısı Ferdi'ye zaten. Evet Ferdi bunu gösterdi. Hatta yakın zamanda ya dün ya gün mil takımımızın teknik direktörü Sayın Stefan da evet. bir açıklaması. Ferdi'nin mil takımı bizi seçmiş olması bize oyun anlamında da farklı diziliş yapma imkanı. Üçlüyü kastediyor. Tabi sundu falan diye. O yüzden var Fenerbahçe'nin sahibi. Nazım da oynar. Ferdi de oynar. Yani mevcuttan kurabilirsiniz. Motomot ille şunu alacağınız, alın diyebileceğim bir oyuncu yok. Golcü. Yani yine de ya. İşte şu var Serkan, e, mevcut oyuncu içerisinden bunu çözersin. Şimdi Valencia var, Serdar var. Evet. Berisha e var, tamam eleştiriyoruz ama e, sonuçta var bu oyuncular. Ama bitiricilikte Serdar... maç içerisinde çok sıkıntı yaşadığı maçlar da oluyor Fenerbahçe'nin tamam, çözemediği. Işte, i̇şte o oyun kurgusundan kaynaklanıyor. Mesela şöyle söyleyeyim hani yeni istatistiklere eklenen bir şey var. Birkaç sezondur var. Kısa kısa yapıyor, yazıyorlar ya RC falan diye. Hmm. Rakip ceza sahasında topla evet. buluşma. Bu evet futbolda çok uzun süredir çok önemli istatistiklerden bir tanesi. Ne kadar çok ceza sahasında topla buluşursanız rakibinizi tehdit etme şansınız ya da gol atma şansınız daha çok yükseliyor. Hı hı. Fenerbahçe bu istatistiğini bu sezon çok fazla yukarıya çekemedi. Çoğu maçta çok geride kaldı. O da işte oyun kurgusundan, oyun sisteminden kaynaklı. Yani oyunu rakip sahaya yıkmaktan ziyade Fenerbahçe hızlı hücum, rakibin hatasıyla çabuk hücum, hata bitirme üzerine bir sistem kuruyordu. Şimdi İsmail Hoca bunu biraz değiştirecek anladığım kadarıyla. Rakibe baskı kurup mümkün olduğu kadar rakip alanda oynayıp daha fazla ceza sahasında topla buluşmak ve bunları değerlendirmek. Serdar da bunları yapabilecek bir oyuncu. Valencia hem o topu taşıyıp hem de bitiricilik yapabilecek bir oyuncu. Hı hı. O yüzden diyorum yani o kadar çok özellikle camianın içinde taraftar grupları ya da taraftarlar transfere o kadar çok odaklanıyorlar ki aslında elinizdeki cevherleri kaçırıyorsunuz farkında olmadan Ve bu eleştirilerle onları da ister istemez psiko, psikolojik olarak aşağıya çekiyorsunuz. Yani Morut sana odaklanırken Yunus günü kaçırıyorsun. Evet. Yani, Ferdi'yi kaçırıyorsun hı. mesela. Bak Pereira'nın hakkını vermek gereken bir nokta Ferdi. Yıllardır Fenerbahçe'de neler konuşuluyor? Eferdi Fenerbahçe'deydi. Bu sene anlaşıldı kıymeti değil mi? Bir de çünkü hani Ceyda takımlarımızın çoğu bütçelerinden bahsediyor. Bu sezonlara kadar bütün takımlarımız sadece büyüklerimiz büyük takımlar değil. Transfere o kadar çok bütçe harcıyor ki çoğu takımımızın borcu var. Ya geçmiş dönemden bir oyuncuya ödeme borcu var. Ya mevcut kendi kadrosu içerisinde ödemelerinde sıkıntılar, sıkıntılar yaşıyor. Ya bunları çözmenin yolu öncelikle mevcut elinizdeki kadroyu doğru seviyeye getirmek. Transfer yapmak işin kolay tarafı varsa bütçeniz yaparsınız. Ama önemli olan elinizdekileri değerlendirip onların değerini yukarı çekmek. Yani Galatasaray için söylediğim şeyleri Fenerbahçe için tekrarlıyorum mevcut kadroyu belli seviyeye getirmeleri lazım. Bu ille transferli olacak işte tamam yapsınlar. Varsa bütçe şey yapsınlar. Kimse hayır demez. Bir forvete, iyi bir forvete kimse hayır demez. İyi bir sağ beke hiç pardon, kimse Gibi olsun. kimse hayır demez. Ama elinde var onlar zaten. Onları yukarı... hele hele orta, Onları orta sağ. Onları yukarı çekmenin Orta sağının kralı var Fenerbahçe'de. Her türlüsü var yani. Her türlüsü var. Mesela e. teknik adamlık konusunda uzun süredir şunu söylüyorum. Ya her yeni gelen teknik direktör doğal olarak kendi sistemiyle alakalı transfer istiyor. Bizim ligimizde de çok fazla teknik, teknik adam değişikliği olduğu yaşadı. için her gelen teknik direktör başka oyuncu istiyor. Her gelen başka. Belki de ondan değişiyordur. Ben şunu söylüyorum. Teknik direktör müsünüz? İnşallah ben de olacağım. İnşallah. 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 Yakın zamanda ikinci aşamaya gideceğim zaten. A lisansı için. Elindeki mevcut kadroyu doğru kullanabiliyor musun? O zaman ben iyi bir teknik direktörüm diyebilirsin ya da etrafındaki insanlar bunu söyleyebilir. Peki nasıl bakıyorsun? Elinde pro lisans olmadan yapanlara bugün çok güzel bir dosya okudum. E, Fevzi Tanır'lı'nın e, Türkiye'de e, pro lisansı olmadan teknik adamlık yapanlar, pro lisanslı olanlar falan. Yani sen şimdi daha pro lisansın yok. Yok. Ama pek çok kişi pro lisansı olmadan yapıyor. Sence? Bir eksiklik midir bu onların teknik direktörlüğünde? Ya saha içinden gelen insan için ben çok büyük bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka. Sadece bir prosedür. Evet bir eksikliktir ama çok büyük eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Neden biliyor musun? Şimdi şöyle ben kendimden örnek vereyim. 17 sene profesyonel oynadım. Yani ben 20, üst düzey Galatasaray, Fenerbahçe, 25 Erbahçe, tane falan hocayla, evet teknik adamla çalışmışımdır. Ya hepsinden bir şey alsam Zaten 25 farklı bir şey demek kendime kattım. Tabii. bir de kendi futbol görüşüm var oyun içinde görüşüm var sadece kursun özellikle bu kursların e, kattığı şu <laughs> futbolculuk çok başka teknik adamlık çok başka evet. orada futbolculuğunu bir kenara bırakıp teknik adam gözüyle nasıl bakman gerektiğini öğreniyorsun onun donelerini alıyorsun. İşte Futbolcunun oyun... da seni ciddiye almasını sağlayacak An terminolojiyi ediniyorsun. Aynen, aynen. Bu, bravo Serkan, aynen öyle. Ve o iletişimi nasıl kurman gerektiğini, e, teknik adamın nasıl davranması gerektiğini öğreniyorsun. Ama saha içinden gelen, zaten bunların yarısından çoğunun çok net farkını... Sağda gördü. Sağda gördü, yaşadı, teknik direktörden aldı. Zaman zaman belli dönemlerde, işte ben de futbol bırakmaya yakın, saha içinde yani antrenör gibiydim neredeyse, takım kaptanlığı evet, yaptım birçok takımda. Yani sağ içindeki antrenör ben gibiydim. O bile, o bile şey ne yapıyor sana maçı. tecrübe veriyor. O yüzden sağ içinden gelenlerin, Hani evet pro lisansı alsın herkes. Bu prosedür de olsa alınması gerekiyor. Bu böyle olması lazım. Ona hiçbir şeyim yok. karşı çıkmıyorum. Doğrudur. Federasyonun bunu diretmesi de doğrudur. Ama Şimdi Emre Berezoğlu gibi daha önce de o A seviyesi. lisansıyla çalışan birçok teknik adam var. İşte Hakan Keleş de öyleydi, Çağdaş Atan da öyleydi, İlhan Palut öyleydi, evet. Ömer, Ömer Erdoğan da öyleydi. Ee, hepsi şu an yeni kurstalar. kurstalar şu kuru, yani da 4 da günlük var. bir kurs var, pro kursu var. E, o yüzden eğitim önemli ama alaylılık da önemli derler ya. Tabii. Yani sağ içinden gelmek. Hı hı. O yüzden içinden gelen adam bir de o işi yani futbolcunu bir tarafa koyup ona kanalize olduğu zaman mutlaka bir fark yaratıyor. Ha herkes başarılı olacak diye bir kaide yok. Hı hı. Birileri başarısız olacak, birileri şampiyon olacak, birileri ona düşünecek. bakılıyor zaten neticede. Yani, o yüzden hani ben teknik adam elindeki malzemeyi doğru kullanıyorsa ne kadar maksimum doğru kullanabiliyorsa o kadar iyi bir teknik direktördür diye düşünüyorum.